Merhaba, ben Sarla Aysel Karaoğlu. 13. ders Ülkü Nazım Hoca'nın ödevini yapıyorum. Aynalar ödevini yapıyorum. Birincisi, başkalarını da eleştirdiğim şeyler, yargıladığım şeyler ne diye başlarsam eğer. Öncelikle bir ortama girdiğimde insanları gruplaştıran, eleştiren, onların eksiklerini arayan, kendini üstün gören, maddi manevi üstün gören, eleştiren, mükemmeliyetçi kimseleri fark ettim. Dolayısıyla en çok insanları etiketlendirdiğim şey dedikoducu. O çok gözüme çarpıyordu. İnsanlarda dedikodu edenler dikkatimi çekiyordu. Bunun dışında işte narsist kişilikte olanları, sürekli kendini beğenen, kendini üstün gören, sürekli insanlarda akliyle, işte şeyle, parasıyla, şununla bununla, güzelliğiyle kendini bir şekilde kendini üstün gören insanları içten içe kızgınlık beslediğimi ve mükemmeliyetçi ya da bütünün sevgi paylaşımı yerine sürekli gruplaşmayı tavsiye eden, gruplaşmayı yönlendiren ya da devlete karşı ya da söylenen, hep eksik arayan insanları eleştirdiğimi ve onları bir kafamda etiketlendirdiğimi fark ettim. İkincisi, hayran olduğum şeylere baktığımda dengeli olan insanları, mantıklı davranan, duyguyu salmayıp duygular tamam, merhamet, vicdan var ama bunlara tamamen kendini kaptırmayıp büyük resmi görüp olayları daha büyük bir perdeden, pencereden bakan ve sonuçta daha akli selim davranan ve rızayı ilahi gözeten, daha dengeli, ruhsal dengesine varmış, etrafında sevilen, sayılan, saygı duyulan insanlara benim de hayran olduğumu, onların duruşuna, sakinliğine, özgüvenine hayran olduğumu söyleyebilirim. Üçüncüsünde ise birilerinin benden istediği tavsiye olursa eğer, özellikle bu dedikoducu olarak ya da insanları bölerek onlardan, bir ortamdaki kaostan beslenen, karanlık şeylerden beslenen insanların verdiğim tavsiyeler, ki bu insanlar genellikle tavsiye istemez ama hani bir ortamda denk gelirse ya da bir şeyde paylaşım yaparsam hikayelerle, işte birlikte olmak gerektiğini tasavvuftan, oradan buradan, hani manevi alandan örnekler vererek birleşmek gerektiğini, ayrılmamak gerektiğini, birbirimize insan olarak değerli olduğumuzu, hepimizin değerli olduğunu, biz ne kadar değerli ve haklıysak başkalarının da değerli ve haklı olduğunu düşündüğümü ve ne kadar birlikte olursak o kadar sevginin ve hayatın yeşereceğini tavsiye ettiğimi. Diğerinde ise, diğer bir konuda, kendi değerinin farkına varmayı, sürekli şükürsüzlük içerisinde olan, sürekli kavga, dövüş, hayatta kavga eden, kendi değerinin farkına varmayan, dışarıda onay arayıcılığı peşinde koşup, kendini feda edip, bir beklentiyle verip verip daha sonra büyük bir fırtınayla geri bekleyen, bunu bulamadığında da insanları öfkelenen, öfke kusan, içinden kırılan, küsen, kırılgan, sürekli anlaşılmayı bekleyen insanlara verdiğim tavsiyelerde özellikle kendi değerlerinin farkına varmaları, onay ve sevgi arayışının öncelikle kendilerine yapmaları gerektiğini, öz şefkat duygusunun öncelikle kendilerine vermeleri gerektiğini, daha sonrasında bir iş yaparken Allah rızasını gözetmesi gerektiğini, beklentili değil de birilerinden kâr etmek amacıyla kendini feda etmek yerine bunun çocuksu bir takım geçmişten alamadıklarını bugün karşılamak için hem kendine hem etrafındaki insanları yıpratmaması, yine dediğim gibi öz saygısının, öz değerin, öz şefkatin yine kendisinde bulması gerektiğini tavsiye ederken buldum kendimi. Peki neler fark ettim bu çalışmanın sonucunda? Yargıladığım şeylerde, özellikle bir ortama girdiğimde, insanların eksiklerini benim bulduğumu, o eksik arayan kişilerin eksiklerini benim fark ettiğimi, hatta Allah'ın bana özel bir güç verdiğini, işte benim dünyaya bir görevli, manevi bir görevle geldiğimi, manevi bir ego, ben çünkü onlardan üstünüm, çünkü ben derviş gibi bir insanım, yani iyi bir insanım,
Bu insanlardan üstünüm çünkü bunlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İçimden, zihnimden onları dedikoducu, işte narsist falan diye oturtturduğumu ama manevi gizli olarak kendimde bir manevi ego olduğunu fark etmiş oldum. Ve bunun dışında ön yargılarımın ne kadar çok olduğunu, benim gibi düşünmeyen insanları değiştirmeye çalıştığımı sanki benim doğrum en doğru, diğerleri eksik ve yanlış ve ben onları düzeltmem sanki onları yani doğruya çağırmam gerekiyor. Doğru derken de benim doğruluğumu çağırmam gerektiğini düşündüğümü ve aslında benimle aynı şeyleri yaptığımı, aynı yoldan gittiğimi ama karşı taraflı karşıyı eleştirdiğimi fark etmemi sağladı bu ödev. İkincisinde hayran olduğum şeylere baktığımda ise hani bu potansiyellerin hepsinin içinde olduğunu ben şu ana kadar sürekli diğer konuları beslediğim için bunların ön plana çıkıp kendimi o şekilde etiketlendirdiğimi fakat bu potansiyellerin de bende olduğunu, dengeli olabilirim, evet mantıklı olabilirim, insanlara iyi tavsiyelerde bulunabilirim, mantığıma, duygusallığıma, öfkeye kapılma, kırılganlık yerine bu duyguların beslediğimde bunların da bana bahşedildiğini etrafımda sevilen sayılan bir insan olabilmek için öncelikle kendimi sevip kendime saygı duyabilmem gerektiğini fark etmiş oldum. Yani hayran olduğum şeylerin potansiyeli de bende olduğunu bu konuda bu konudaki bu kalem beni memnun etti. Çünkü ya yani bu alanda kendimi beslemem gerektiğini anlamış oldum. Üçüncüsü, başkalarına verdiğim tavsiyelerde ise aslında ne kadar çok kendime verdiğimi yani birilerine bir şeyde dışlıyorsun işte şöyle davranıyor falan filan insanlar şöyle dedikoducu sürekli insanları dışlıyorlar sevgiyi beslemek yerine kaostan besleniyorlar ama ben de içimde insanları sürekli ötekileştirdiğimi eksiklerini bulup eksik kanaldan ilerlediğimi ve manevi bir ego içerisinde olduğumu böylelikle görmüş oldum. Gördüğüm şeyde de aslında vermem gereken tavsiyelerde kendime verdiğim tavsiyeler olarak alacağım bundan sonra dikkate alacağım. Diğerinde ise şükürsüzlük bağlamında baktığımda ise genellikle sızlanan bir insanım. Yani şükür yani ufak işler rayına giderken tamam ama rayından çıktığı zaman hemen böyle feveran eden bir insanım. Allah'ın hatta beni sevmediğini bile düşünebilecek kadar ileri giden ve feda ederek insanlara yani kimsenin yapamayacağı fedakarlıkları bile yapıp sonunda çok beklentiyle hareket edip kırılıp hatta işte bütüne de söylendiğim olduğunu yani burada tavsiye ettiğim şeylerin aslında kendimle yapmam gerektiğini yüzleşmiş oldum. Özellikle öz şefkat konusunda, öz değer konusunda insanın onay mercilerin içine alması gerektiği konusunda bu konuda yüzleşmiş oldum. Bu tavsiyeleri de kendime uygulamaya çalışacağım. Bu ödev için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İçindeki o küçük masum çocuğu hatırlıyor musun? Özgürce koşan, özgürce düşünen anlarına dönmek ister misin? İçindeki neşeli çocuğun elinden tutup hem kendine hem ailene faydalı bir hayat yaşayabilirsin. Nefes 21 Akademi ile yeniden sen. Hayallerine giden yolculukta seninle yürümeye varız. Aramıza hoş geldin. Bu Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı.
Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazılar okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes21.com adresini tıklayarak bize ulaşın.